Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi keşke gitse hayat ama ne yazık ki bu şekilde gitmiyor. En son attığım videodan sonra 3-4 gün geçti ve içeriği devam ettireceğimi ve sizlere yorumlarda gelen soruların her birini video haline getireceğimi söylemiştim. Fakat onun üzerine gerçekten üzücü 2 tane olay yaşadım ve haliyle şehir değiştirmem gerekiyordu. Şunu sakın unutmayın arkadaşlar, ölüm her an kapınızı çalabilir. Bunu bilerek yaşamanızı tavsiye ederim. Bu yüzden arkadaşlar hep iyilik biriktirin. Hiç kötülük biriktirmeyin. Yaptıklarınızla gidersiniz. Yaptıklarınızla anılırsınız. O yüzden bütün videoları da bu şekilde düşünerek ben çekiyorum. Belki ben öldükten sonra olur yani, yarın bir gün bir şey olur. Allah göstermesin diyeceğinizi biliyorum ama sonuç olarak hayat bu, herkes yaşayacak. Yaşanacak bir şey ama tabii ki de güzel videolarla, güzel anılarla anılmak isterim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aracımız CLH. Hemen şöyle göstereyim, Seat. Tabii ki kış vakti geldi ama şunu da söylemek istiyorum. İklimler gerçek anlamda şaşırdı. Normalde biz de Aralık ayında, bugün Aralık'ın 12'si. Ne zaman yayınlarım bu videoyu bilmiyorum ama Aralık ayında normalde bizim burada yürüyemememiz gerekiyor. Bayağı bir 30 santim falan, 15 santim en azından bir kar olması lazımken şu anda kar yok. Ama malum biliyorsunuz, kış aylarına girdiğimizde genelde kalorifer aklımıza geldiği için bu arabanın da şu an ısıtma problemi var ve kalorifer peteği sökülecek. Biz bunu daha öncesinde de sökmüştük ama CLH'ı çektim mi onu hatırlamıyorum. Videoların içerisinde de bulamadım. Bu yüzden bunu göstermek istedim. Bu motor Golf'te. Yani zaten VAC grubunun son ürettiği dizel olarak biliniyor bu. Yani son üretilen 1.6 dizel olarak biliniyor. Bundan sonra yeni bir jenerasyon 1.6 dizel çıkar mı? Ya da yeni jenerasyon dizel çıkar mı, onu bilmiyorum. Tabii ki de yaşayıp göreceğiz arkadaşlar ama bu arabaların genelde 150 binde, bilemediğiniz 200 binde kalorifer peteklerinin tıkandığına denk geldik. Haliyle zaten bu arabalar da çok eski arabalardı. 2014-5-6 yaşındaki arabalar ama ister istemez 200.000-300.000'leri görebiliyor. Çünkü çok sık kullanılabiliyor bu arabalar. Bu aracımız da keza o şekilde, yani 157.000'de ama kalorifer peteği tıkanmış. Belli bir süre sonra artık ısıtmamaya başlamış. Şimdi burada iki tane seçenek var. Aracım ısıtmıyor diye bana defalarca kez sorular soruyorsunuz. Ben bunlarla alakalı hem sizin aklınızda oluşan hem de biraz bilgi tecrübe sahibi olasınız diye bu videoyu çekiyorum. Neler yapmanız gerekiyor? Bir motorun dizel veya benzinli arkadaşlar fark etmez, ısıtmaması için iki tane seçenek var. Bu iki seçeneği sizlerle paylaşacağım. Hatta 3 seçenek var. En basit olan seçeneği motor suyunun olmaması. Tabii ki bizim araçlarımızda gördüğünüz üzere sensör olduğu için motor suyu olmama gibi bir lüksü yok. Kesinlikle bunun ikazını veriyor sizlere. Diğer bir seçenek de termostat. Termostat şu alt kısımda açık kalıyor ve bunu anlamak için de aracınızı boşaldığınızda veya rampa indiğinizde hararetin düşmesi arkadaşlar. Hararetiniz bir anda düşüyor. Eğer bu düşme yaşanıyorsa belli bir kısımda sizi ısıtır ama çok randumanlı olmaz. Aynı zamanda rampa aşağıya saldığınızda aracınızın harareti düştüğü için içerideki ısı kaybına neden olur. Bir diğeri de kalorifer peteğinizin tıkanması. Hararet hiçbir şekilde düşmez, 90'a sabit kalır ama kaloriferi açtığınızda aracınız sizi iç kısımda ısıtmaz. Termostatı nasıl anlayacağınızı zaten size anlatmıştım. Defalarca kez hepsini söyledim. Zaten kış ayları geldiğinde bu videolar daha sık gelmeye başlıyor. Ki eminim ki gelecektir. Çekeceğim de. Geldikçe. Şimdi kalorifer peteğinizi içeride ısıtmıyor dedim ya. Hararet düşmüyorsa, kalorifer peteğiniz ısıtmıyorsa ve hararet düşmüyorsa, suyunuz varsa arkadaşlar, kalorifer peteği tıkalı demektir. Peki bunu nasıl anlarsınız? Onu sizinle paylaşacağım. Hemen şöyle ışığı yakalım. Bakın birçok aracımızda, sadece bunun için demiyorum, birçok aracımızda giren ve çıkan iki tane boru var. Şimdi bu giren boruyla bu çıkan boru arasında, şu iki boru arasında, buna dokunduğunuzda mesela elimi buna tuttuğumda sıcak, alttakine tuttuğumda aynı sıcaklık yok. Mesela bakın şu alt kısımdakine bakın, şu parmağımın ucundaki. Bununla aynı sıcaklık yok. Eğer bununla girip bunda aynı sıcaklık yoksa kalorifer peteğiniz tıkalı demektir. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Bütün araçlarda bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Tabii dikkat edin. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bakın burada egzoz var. Eğer bunu kontrol edeceğim derseniz uzun bir şey giyin. Bana bakmayın, bana aldanmayın. Artık ellerimin sinirleri öldüğü için benim ellerim sıcaklığı çok fazla hissetmiyor.
Bu yüzden bunu da bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Biz şimdi kalorifer peteğini yerinden çıkartacağız. Söküldükten sonra nasıl söküldüğünü sizinle paylaşacağım. Kolay mı, basit mi, torpido sökülüyor mu diye. En azından olur ki yurt dışında veya işte kırsal kesimde bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa nasıl değişim yapacağını da bizim sayemizde öğrenmiş olur diyorum. Hemen şöyle, hatta iç kısma geçelim. Bakın ustamız çalışıyor yine. Abdullah Usta, uzun zamandan beri içerik çekmiyoruz. Evet. Niye çekmiyoruz? Gezenti oldu. He? Ufak bir gezenti oldu. Ufak bir gezenti mi oldu? Neyse abi, ben bu dar alana girmiyorum. Çünkü girdim mi sen uyuz oluyorsun, biliyorum. Yok. Yok, bak bak, göster. Göstereyim mi? Hemen şöyle. Hop. Şu alt kısma girelim. Yalnız telif yemeyelim. Şöyle müziğimizi kısalım. Alt kısma girelim. Işığımızı bir yakalım. Bakın kalorifer peteği burada. Üst kısımda şöyle göstereyim. Kelepçesini aldın mı abi buranın? Bir tanesini al. Abi şöyle göstereyim bak. Bu buraya takılıyor. Bunu buradan çıkartıyoruz. Şu alt kısımda da bir tane görmüş olduğunuz gibi kelepçe var. Bu çıkıyor. Şuradan yüksek ihtimalle bu şeyleri söktü Abdullah Ustacığım. Ama bunu böyle komple çekerek çıkıyor. Yüksek ihtimalle bunu alacak. Komple çıkartsın, daha detaylı göstereceğim size. Ama burası sıcak. Şura giriş. Bura buz gibi. Bakın bu kısmı aldığınızda da örnek veriyorum, içeriye ulaşamadınız. Yani motor dairesinde bir yere ulaşamazsanız eğer, bu tarafı açıp buradan da kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bakın bu buz gibi. Bu yanıyor, yakıyor yani. Yumurta pişirir o derece sıcak. Olur da içerisi çok kalabalıksa. Farzı misal diyorum, arabanız V6 veya 5 silindir. Bazı kaputların içi o kadar dolu oluyor ki ulaşamıyorsunuz. Ulaşamadığınızda bu kısmı açıp buradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi yerinden bir çıkartsın. Tam anlamıyla neleri söktüğünü ve nasıl çıkarttığını sizinle paylaşacağım. Hadi bismillah deyip işe devam edelim. Anlatmaya devam edelim. Şimdi bu kısmı ben size bu kadar rahat göstermemin sebebi şuradaki havalandırma borusu var ya, bunu aldığımızdan ötürüdür. Burada havalandırma borusu var, birazdan göstereceğim. Şunun kelepçesini söktük demiştim zaten, şunu göstermiştim. Bunu çıkarttıktan sonra alt kısmın kelepçesini de çıkartıp geri alıyorsunuz. Sonra bu kapak kalıyor. Bakın bu kapak böyle kalıyor. Sonra bu kapağın vidalarını söktükten sonra bu kapağı yerinden alıyorsunuz. Ve sonra kaset gibi, bunlar zaten kenara çekiliyor. Bakın şöyle. Bu da alt kısımdan bu şekilde kenara çekildiği zaman kaset gibi bu buradan çıkıyor. Bunun için torpido sökmeye gerek yok. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Şu görmüş olduğunuz o havalandırma, size bahsettim. Bu petek, buna zaten burada nüflediğinizde bu taraftan çıkmıyorsa, hava çıkmıyorsa demek ki tıkalıdır. Ve bizim petekte dışarıdan baktığınızda hiçbir şey yok. Bakın kaçak yok, çiçek gibi duruyor. Yeni bir malzeme gibi duruyor. Ama ne yazık ki içi tıkalı olduğu için değişim gerekiyor. Eğer bu araçlarda, şunu da söylemek istiyorum, CLH motor, hatta motoru tekrar göstereyim sizlere. Bu araçlarda antifriz kullanmazsanız watercooler dediğimiz, yani normalde interkol olması gereken yerde, bu arabada interkol olmadığı için soğutmalı bir emme manifold olduğu için bu manifold da tıkanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bizim aracımızda da şöyle göstereyim, bayağıdır antifriz yok. Yani antifriz ölçümü yapılmamış. Bakım yüksek ihtimalle yapıldığında antifriz ölçümü olmamış yüksek ihtimalle. Hemen şöyle şurayı da kapatalım. Durum bu. Şimdi peteği yerine takalım. Ondan sonra sizlere çekime devam edeceğim. Burada bir içerik daha çıkacak bu arabadan. Onu farklı bir başlıkta atacağım. Onun içeriğini de çekeceğim. Söktüm ama sonradan aklıma geldi. Neyse, kalorifer peteğini toplayalım, diğeri için de start yaparız. Evet Cengiz Usta, arabamız bir yandan ısınıyor, bir yandan şuradan hafiften aç. Açtın mı lan? Bir şey gelmiyor oğlum burada. Oo bak, görüyor musun bak, temiz su basıyoruz. Arkadaşlar, radyatörü niye değiştirdik? Bir kıs biraz, hafif kıs. Aç.
Dur abi ben tıkayım onu. Nasıl tıkayacaksın lan? Hayırlı el lan sana. Öteki taraf patlamayacak mı Cengiz? Biraz bir anda açacağım sen çektiği. Açıyorum. Aç. Yine çıkmıyor. Az daha açalım dur. Ba. Görüyor musun? Sadece şuradan girip buradan çıkanlar var. Tam tersi basalım. Bir dakika. Şu tahtanın üstüne tut. Bakın arkadaşlar şuraya göstereyim size. Şunlar bunun içinden gelenler. Aç bakayım. Ama tahtanın rengi de aynı ya. Belli olmaz mı? Şey. Dur bakayım. Yok. Daha çok açıyorum. Aç. Kapat. Şimdi arkadaşlar su buradan geçiyor fakat nasıl su geçiyor biliyor musunuz? Buradan şurada görmüş olduğunuz birkaç tane yerden örnek veriyorum burada kaç tane var farzı misal verelim 2, 4, 6 bayağı var yani. Buradan 2-3 tanesi açık olması suyun buradan verip buradan geçmesini sağlıyor. Ama şu öndeki 3 tanesi örnek veriyorum. Şu öndeki 3 tanesi açıktır. Su buradan girer, buradan çıkar. Fakat burası suyu dolaştırmadığı için sadece bu kısımdan gir çık yaptığı için ne olur? Burası ısınmaz. Sadece şu kısım ısınır. Şu 3 tane halka ya da 4 tane halka ısınır. Bu 4 tane halkanın ısınması da sizi içeride ister istemez üşümenize neden olur. Çünkü bunun tamamı ısınması lazım. Bir tarafı sola, bir tarafı sağa. Abi videodayım. Bir tarafı sola, bir tarafı sağa verir ve bu da ister istemez içeride üşümenizi sağlar. Bu yüzden değiştiriyoruz. Evet abi, hararetimiz 90 mı? Peteğimiz nasıl? Isıtıyor mu? Şahane. Gayet güzel. Kapa. Al şunu. Gayet iyi. Durum bundan ibaret. Hemen şöyle göstereyim. Abdullah Usta nasıl toplamış. Hop bakın. Sistem bu şekilde. Alt uzatmasını. Şuradaki kabloları falan yerine takacağız. Buradaki döşemeyi söktük. Tam düğmemiz bozuktu. Bunun içeriğini yapacağım. Sizlere göstereceğim. Bunu başka bir videoda izlersiniz. Ay videoyu burada kapatıyorum abi. Oo. Tabii şu anda oo diyorum ama daha hararetimizi hemen şöyle göstereyim. Daha hararetimiz tam anlamıyla çıkmadı. Ve bu arabada 75-80'lerde. Aynen 75-80'lerde. Ve bu arabada uzun süre antifriz kullanılmadı arkadaşlar. Kullanılmamış gibi duruyor. Veya da belki bir senedir iki senedir antifriz kullanılmıyor. Yeni üretilmiş olan tüm araçlar için söylüyorum. Abdullah Usta sen onaylar mısın bilmiyorum. Evet. Kesinlikle suyla gezmeyin. 6 ay da olsa, 1 sene de olsa yeni üretilmiş, yeni banttan çıkmış. Yeniden kastım şu 5 yaşında, 6 yaşındaki arabalar. Yani bize göre 2014, 2013 şuraları alacaksın. Den sonraki araçları kesinlikle suyla dolaşmayın arkadaşlar. Niye gezmeyin. Öyle diyorum ki kardeş bizim Samsun'da eksiye düşmüyor, donmuyor. Ben hep suyla geziyorum yaz kış. Niye öyle diyorum biliyor musun? Yazın antifrize gerek yok ki ben boşaltayım onu. Niye öyle söylediğimi açıklayayım o zaman sana. Belki seni ikna ederim. Arkadaşlar bilinçli eskitme olduğu için artık arabaların döşemelerinden tutun motor içlerine kadar bütün malzemelerden ister istemez çalmaya başladılar. Bunu yani araba ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar pahalı olursa olsun yanlış mı düşünüyorum Abdullah Usta? Bu yüzden metallerden de aldılar ve suyla kullandığınız araç belli bir süre sonra bu borular paslanıyor. Doğru mu? Bu paslar da gidiyor, radyatörleri tıkıyor. Radyatörlerin içi zaten çok ince. Çok ince de üretiliyor. Çok kılcal. Size teknik bir şey söyleyeyim. Evet. 2014 sonrası bütün araçların motorlarını blo ve silindir kapağı artık alüminyum. Hı. Alüminyumu suyla ömrünü uzatamazsınız. Mecburen organik antifriz, antifriz değil bak, organik antifriz kullanmak zorundasınız. Özellikle genelde kırmızı oluyor bunlar. Bütün araçlar için geçerli 2014 sonrası. O yüzden bu arabalarda su kullanılmaz. Niye? Bloğun sindir kapağının ömrünü uzatmak için. Yoksa çok çabuk çürüme yaratıyor bak. Bir de şunu söyleyeyim sana.
Mesela abi safi antifriz kullanalım diyorlar. Ona ne diyorsun? Su kullanılmaz diyorsun mu? Safi antifriz olmaz abi. Safi antifrizle bu sefer kapağı delmeye, bloğun bir taraflarını delmeye başlar. Onun bir oranı var. %50 su, %50 antifriz. O oranı yapacaklar. -35 ile 40 arasında gezecek antifriz miktarı. Bu şekilde kullanacaklar. Aynen. Tutup da o benim arabam daha çok beslensin deyip full antifriz atmayın. Evet arkadaşlar, bunun da bilgisini verdikten sonra biz araçta teste çıkalım. Dediğim gibi daha ısınmamış. Yani ben şu an müşterilerin, yani araç kullanıcılarının ağzından konuştum için. Seni de anladık. Şöyle bir de kapak fotoğrafı alalım ve bunu bitirelim arkadaşlar. Uzun zamandan beri video çektiğim yok. Gerçekten hem video çekmeyi hem sizinle iletişim halinde olmayı özlemişim. Leon'u da hayata döndürdük. Neyse. Zannedersem hem aracı test edip hem de cam düğmesini alıp geleceksin. Evet. Ben de oradan cam düğmesi içeriğine, Leon mühendislerine bir sonraki içerikte gerçekten çok selam söyleyeceğim. Evet, Seat mühendislerine. Evet. Saygıyla anıyoruz. Ustam şu göbeğini bir gösterir misin ustam? Usta göbeği. Helal olsun. Helal olsun. Renault'cu göbeği gördünüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.